Merhaba arkadaşlar. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 20 Mart 2018 tarihli Oy Vermeyene Metro Yok filan başlıklı köşe yazısını seslendiriyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal AKP'ye oy vermeyene su bile yok demeye getirdi. Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah dedi. Gel gör ki İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Murat Şeker, İstanbul'un yaşam kalitesi üzerine bir araştırma yaptı. İstanbul Ticaret Odası adına yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul'da yaşam kalitesi en yüksek ilçeler Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Şişli. İstanbul'da yaşam kalitesi en düşük ilçeler ise Arnavutköy, Sultanbeyli, Şile Sultan Gazi, Esenler, Sancaktepe ve Gazi Osman Paşa. Yani bilimsel kriterlere göre AKP'nin en az oy aldığı ilçelerin yaşam kalitesi çok yüksekken AKP'nin en çok oy aldığı ilçelerin yaşam kalitesi çok düşük. Veya bilimsel kriterlere göre AKP'den öncelikli olarak belediyecilik hizmeti almayan ilçeler şahane durumdayken AKP'den öncelikli olarak belediyecilik hizmeti alan ilçeler dökülüyor. 1994'ten beri 24 senedir yönettikleri İstanbul'daki tablo işte budur. Aynı araştırma 2010 yılında da yapılmıştı. Beyoğlu ilçesi yaşam kalitesinde en yüksek 4 ilçe arasında çıkmıştı. 2015 yılında aynı araştırma yapıldı. Beyoğlu gerilemiş, ilk dörde giremedi. 2010 araştırmasıyla 2015 araştırmasını yan yana koyup kıyaslayınca görüyoruz ki CHP'li belediyelerin neredeyse tamamı daha üst sıralara yükselmiş, AKP'li belediyelerin neredeyse tamamı daha alt sıralara gerilemiş. Mesela Mevlüt Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilmeden önce Başakşehir'in belediye başkanıydı. Başakşehir yaşam kalitesinde 39 ilçe arasında anca 26. sırada. Yaşam kalitesi endeksinde demografik yapı, eğitim, sağlık, ekonomi, ulaşım, çevre, sosyal yaşam gibi 7 ana kriter ele alındı. Yaşam kalitemiz kötü diyen vatandaşlar en çok trafikten, ulaşımdan ve otopark sorunundan şikayet ediyor. Çevre kirliliğinden şikayet ediyor. Yeşil alanlarımız çok az diye şikayet ediyor. Parklar az, oyun alanları az diye şikayet ediyor. Çarpık kentleşmeden şikayet ediyor. Hava kirliliğinden şikayet ediyor. Gürültüden şikayet ediyor. Sağlık hizmetleri yetersiz diye şikayet ediyor suçtan şikayet ediyor, Suriyelilerden şikayet ediyor. Kimsenin kalbini kırmak istemem ama İstanbul'daki yaşam kalitesi kıyaslamasını Türkiye genelinde yaparsak İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Aydın, Edirne, Muğla, Tekirdağ Sinop'tan daha iyi yaşam kalitesine sahip olduğunu iddia edebilen AKP'li belediye var mı? Ankara'daki AKP'li ilçeler Çankaya'dan, yeni mahalleden daha yüksek yaşam kalitesine sahip olduğunu söyleyebilir mi? Benim ilçemin yaşam kalitesi Karşıyaka'dan, Bodrum'dan, Çukurova'dan, Ayvalık'tan, Nilüfer'den, Fethiye'den daha yüksek diyebilen AKP'li ilçe gösterilebilir mi? AKP'nin papağan gibi tekrarlatmaya çalıştığı belediyecilik bizim işimiz sloganı Hikayeden ibarettir. AKP'ye oy veren yurttaşların artık lütfen önceliğiniz olmayalım, gözünüzü seveyim biraz da başkalarını öncelik tanıyın demesinde fayda var. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz yazarımıza. Yılmaz Özdil'e değerli köşe yazısı için benim bu köşe yazılarını seslendirmemin nedeni görme engelli arkadaşlarımızın ya da okumakta zorlanan yaşça büyüklerimizin ya da bir yandan bir işle uğraşırken diğer yandan da köşe yazısı haber dinlemek isteyen arkadaşlarımızın köşe yazılarına ulaşmalarını kolaylaştırmak. Eğer arkadaşlar videomu beğenirseniz YouTube videoyu daha çok önerecektir ve dolayısıyla bu haberlerden, bilgilerden daha çok arkadaşımızın bilgisi olacaktır. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. Eğer ki seslendirmelerimin devamını da kaçırmamak istiyorsanız, bu köşe yazılarından haberdar olmak istiyorsanız, oynatma listem sesli köşeye ya da kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.